Kardeşlerim, neyi bekliyorsunuz? Uluslararası vicdan denen şeyi mi bekliyorsunuz? Hani neredeymiş o? Mescid-i Aksa sizleri çağırıyor. Mescid-i Aksa sizleri çağırıyor. Aksa'nın çığlıkları sizden gelmesi beklenen yardımlar içindir kardeşim. İçinde bulunduğu zorluklardan ve çilelerden kurtarmanız için sizleri çağırıyor. Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz, Mescid-i Aksa'nın 1969'da Avustralyalı bir Hristiyan Siyonist tarafından ateşe verilmesinin ardından duygularını böyle dile getirmişti. Onun bu cümlelerle özetlenen düşünce dünyası, akıbetinin de belirleyicisi olacaktı. Suudi Arabistan Kralı Faysal bin Abdülaziz, 1906 senesinin Kasım ayında Riyad'da dünyaya gelen Faysal, Suud kabilesinin lideri olan babası Kral Abdülaziz Ali Suud'un Hicaz bölgesinde cereyan eden kabileler arası mücadelelere iştirak etmesi sebebiyle eğitimini annesi ve dedesinin yanında aldı. Küçük yaşta Kur'an hıfzını tamamladı ve ilmi tedrisatını yine dedesiyle yaptı. 1919 senesinde henüz 13 yaşındayken babası tarafından 1. Dünya Savaşı'nın galibi İngilizleri tebrik etmek üzere Britanya'ya gönderildi. Burada bir süre kalan Faysal, İngiltere, İrlanda ve Fransa'yı yine bu ziyaret esnasında gözlemlemiş oldu. Kral Abdülaziz'in Şerif Hüseyin'i yenerek Hicaz topraklarını hakimiyeti altına alması ve 1932 senesinde Suudi Arabistan Krallığını kurması bölgedeki dengeleri ciddi anlamda değiştirmişti. Babasının Hicaz'daki hakimiyeti sonrası ülkesine geri dönen Faysal, sırasıyla Hicaz Emirliği ve Dışişleri Bakanlığı rütbelerini üstlendi. Suudi Arabistan Krallığının resmi olarak kurulmasının ardındansa başbakanlık görevine getirildi. Çok dakik ve disiplin sahibi bir şahsiyeti olan Faysal, kısa sürede devlet nezdinde yetenekleriyle öne çıkan bir hanedan mensubu olmayı başarmıştı. Birkaç yıl sonra ise Suudi Arabistan Krallığı'nın tarihi dönüşümüne sebep olacak çok önemli bir olay yaşandı. 1938 senesinde Suud Krallığı topraklarının dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olduğu keşfedildi. Bu tarihe kadar verimsiz çöl toprakları ve uzun yıllar süren savaşlar sebebiyle fakir halde bulunan krallık petrol çıkarılmasıyla bir anda zenginleşmeye başladı. İngilizler 1. Dünya Savaşı'nda bu verimsiz çöl topraklarını Arap kabilelere bırakırken bölgede bulunan petrol rezervlerinden haberdar değildi. Her ne kadar büyük petrol şirketleri aracılığıyla Suudi Arabistan topraklarındaki petrolünü çıkarmak isteseler de Faysal'ın babası Kral Abdülaziz Ali Suud anlaşmayı Amerikalılarla yapacaktı. 14 Şubat 1945'te ileride önemi çok daha iyi anlaşılacak olan bir görüşme gerçekleşti. Amerikan Başkanı Franklin Delano Roosevelt, Suudi Arabistan Kralı Abdülaziz ile Süveyş Kanalı üzerinde bulunan Acı Göl'de demirlenmiş USS Quincy destroyerinde bir araya geldi. İkili ilişkiler ve dünya siyasetinin konuşulduğu görüşmede Roosevelt, krala petrolü Amerikan şirketlerinin çıkarmasına müsaade ettiği için teşekkürlerini iletti. Karşılıklı samimiyet ve güven üzerinde ilerleyen görüşmede Kral Abdülaziz, Roosevelt'e Filistin'de artan Yahudi nüfusundan ve bu nüfusun oluşturduğu tehditten bahsetti. Kral Faysal Başkan'dan devam eden Yahudi göçünü durdurmasını ve Filistin topraklarında muhtemel bir Yahudi devletinin kurulmasına engel olmasını istedi. Roosevelt bu teklifi kabul etti ve elinden geldiğince Filistin bölgesinde bir Yahudi devletinin kurulmasına müsaade etmeyeceğini belirtti. Karşılığında ise Abdülaziz'den Suud Hanedanı'nın petrolü uluslararası siyasette bir silah olarak kullanmayacağına dair teminat aldı. Hala tartışmaların merkezinde bulunan Amerika-Suudi Arabistan ilişkilerinin başlangıcı sayılabilecek bu görüşme, bölge tarihi için göz ardı edilemez bir öneme sahipti. Kral Abdülaziz ile görüşmesinde ABD adına Filistin sınırları içerisinde bir Yahudi devletinin kurulmayacağının teminatını veren Franklin Roosevelt, görüşmeden yalnızca 2 ay sonra 12 Nisan 1945 tarihinde aniden hayatını kaybetti. Roosevelt'in vefatından tam 3 sene sonra David Ben Gurion öncülüğündeki Yahudi Milli Konseyi, İsrail Devleti'nin resmi olarak kurulduğunu ilan etti ve ABD, kuruluş ilanından yalnızca 11 dakika sonra İsrail'i tanıyan ilk ülke oldu. 1953 senesinde Kral Abdülaziz'in ölümüyle tahta oğlu Prens Suud geçti. Kendisini bir anda petrolün ülkeye getirdiği refah ve artan zenginliğin merkezinde bulan yeni Kral Suud, babası kadar başarılı bir yönetici değildi. Suud ülke gelirlerini israf etmekten ötürü sessiz bir darbeyle görevden alındı ve yerine Veliaht Prens Faysal getirildi. Suudi Arabistan tarihi boyunca yaptığı israf sebebiyle görevden alınan tek hükümdar Kral Suud oldu. Suudi Hanedanı'nın istisna kralı Kral Faysal, 1964 senesinde kardeşi Suud'un görevden alınmasıyla tahta oturdu. İç ve dış ilişkileri bilen, komşu ülkeler ile Suudi Arabistan'ın bağlarını güçlendiren Faysal, yaptığı yatırımlar ile kısa sürede ülkesinin uluslararası arenada itibarını iyiden iyiye artırdı. Takvimler 21
21 Ağustos 1969'u gösterdiğinde Avustralya asıllı fanatik Michael Dennis Rohan, kuşluk vakti Mescid-i Aksa içerisindeki kıble mescidini ateşe verdi. Yangını fark eden Müslümanlar ellerindeki Aksa'yı alevlerden kurtarmaya çalıştılar. Ne var ki yangının çoktan büyümüş olması mescidin ciddi anlamda zarar görmesine sebep oldu. Çıkan yangında Nureddin Zengin'in bir gün Haçlı işgali bittiğinde Mescid-i Aksa'ya konmak üzere yaptırdığı ve Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü fethettikten sonra kıble mescidine yerleştirdiği tarihi ahşap minberde kül oldu. Yangından sadece birkaç parçası kurtarılabilen minberin ve kıble mescidinin ciddi anlamda zarar görmesi İslam dünyasını ayağa kaldırdı. Müslüman ülkeler İsrail ile yapılan savaşlarda art arda gelen yenilgiler ve yaşanan insani kriz sebebiyle Suudi Arabistan liderliğinde bir İslam konferansı örgütünün, şimdiki adıyla İslam İşbirliği Teşkilatı'nın kurulmasına karar verdiler. Birliğin kurulmasına önderlik eden Kral Faysal, o dönem Arap ülkeleri içerisinde yaygın olan Arap milliyetçiliği yerine Aksa paydasında bir araya gelen Müslüman ülkelerden müteşekkil bir teşkilatın kurulmasına vesile olmuştu. 5 Haziran 1967 sabahında Cemal Abdülnasır liderliğindeki Mısır, İsrail'in ani saldırılarıyla bir anda kendisini kanlı bir savaşın içerisinde buldu. Faysal yönetimindeki Suudi Arabistan'ın silah ve maddi destek sağlamasına rağmen yalnızca 6 gün süren savaşta İsrail, Mısır, Suriye ve Ürdün'ü büyük bir hezimete uğratarak topraklarını 3,5 katına çıkarmış, Sina Yarımadası'nı da ele geçirmişti. Daha da önemlisi, Arap dünyasında milliyetçiliğin en yüksek olduğu ve güçlü ordusu sayesinde uluslararası sahada etki alanı çok geniş olan Mısır'ın itibarı yerle bir olmuştu. Mısır üzerindeki kuvvetli yönetimi ve kitleler karşısındaki karizmasıyla hafızalara kazınan Abdülnasır'ın 28 Eylül 1970'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmesi, arkasında siyasi, askeri ve ekonomik alanda sıkıntılarla boğuşan bir Mısır bıraktı. Darbeyle iktidara gelen liderin ardından, adından çokça söz ettirecek başka bir lider geldi, Enver Sedat. Enver Sedat, Mısır'ın yeniden ayağa kalkabilmesi için ihtiyacı olan şeyin İsrail karşısında küçük de olsa bir zafer olduğunun farkındaydı. Kudüs'e kadar gidemeyeceğini biliyordu ama Sina'yı geri alabilmek bile ülkesinin itibarını kurtarmak ve tekrardan uluslararası siyasette muhatap alınması için yeterli olacaktı. Sedat, 6 Ekim 1973 günü tam da Yahudilerin bayramı olan Yom Kipur'da 6 gün savaşında kaybedilen toprakları geri almak amacıyla İsrail'e sürpriz bir harekat başlattı. Yaklaşık 3 hafta süren savaş, Sedat'ın arzu ettiği şekilde sonuçlanmıştı. Sina'da belli bir zafer kazanan Mısır ordusu, Amerika ve İsrail'den diplomatik çağrıların gelmesiyle harekatı durdurdu. Artık Amerika Mısır'ı dikkate alıyor ve yok edildiği zannedilen Mısır ordusunun birkaç sene içerisinde yeniden ayağa kalktığını kabul ediyordu. Kral Faysal ise İsrail'in yok edilmesi için her şeyi yapabilecek bir adamdı. Yom Kipur Savaşı başlar başlamaz Mısır'ı askeri ve siyasi alanda destekleyeceğini ilan etmiş, Sedat'ın ise Tel Aviv'e kadar yürüyeceğini zannetmişti. Faysal o güne kadar yapılmamış bir şey yapmaya kafaya koymuştu. Petrol sanayisinin çehresini değiştirecekti. Yıllar önce babasının Filistin sınırları içerisinde bir Yahudi devletine müsaade edilmemesi karşılığında Roosevelt'e verdiği sözü çiğnemeye karar verdi. Faysal, dünya petrol rezervinin büyük çoğunluğunun sahibi olan OPEC, petrol ihraç eden ülkeler örgütü ülkelerini, Amerika ve İsrail destekçisi ülkelere petrol ambargosu koymaya davet etti. Ambargo sürecinde Batı ile karşılıklı resleşmeler ve ikili görüşmeler gerçekleşmişti. Bunlardan birinde dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Kral Faysal ile ambargoyu bitirmesi konusunda görüşmek için Suudi Arabistan'a gelmiş ve Kral ile yaşadığı görüşmeyi şu şekilde özetlemişti. Kral Faysal oldukça sinirli görünüyordu. Aramızda bir diyalog başlayabilmesi ümidiyle esprili bir dille ona, "Uçağımın yakıtı bitti. Uçağın deposunu doldurmak için emir verirseniz uluslararası fiyatından ücretini vermeye hazır olduğumuzu söyledim." Kral gülümsemedi ve kafasını yukarıya kaldırarak sert bir şekilde bana şunları söyledi. "Ben yaşlı bir adamım. Ölmeden önceki tek dileğim Mescid-i Aksa'da 2 rekat namaz kılmaktır. Sen bu konuda bana yardımcı olabilir misin?" Görüşmenin devamında ikili arasında biraz daha sert ve cüretkar atışmalar olmuştu. Faysal, "İsrail'e destek olmaktan vazgeçerseniz ambargo biter." dediğinde Kissinger petrol kuyularını bombalama tehdidinde bulundu. Faysal ise Kissinger'a tarihe geçecek şu cevabı verdi. "Tabii ki petrol kuyularımızı bombalayabilirsiniz. Fakat unutmayın ki biz ve atalarımız hurma ve deve sütüyle yaşıyorduk. Yine öyle yaşayabiliriz. Ancak artık siz petrolsüz yaşayamazsınız." İlerleyen aylarda OPEC ülkeleri yavaş yavaş ambargoyu bırakmaya ve ülke ekonomilerini ayakta tutan petrol satışına devam etmeye başlamıştı. Kral Faysal ise ambargonun başlangıcından sadece 2 sene sonra 25 Mart 1975'te kendi sarayında resmi heyetleri kabul ettiği bir görüşme esnasında öldürüldü. Suikastın faili, uzun yıllar Amerika'da yaşamış, kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni Faysal bin Musaid'ti. Kral Faysal'ın öz yeğeni tarafından kendi sarayında hala üzerinden sis perdesi kaldırılamamış bir suikast
Hamas'ta kurban gitmesi, petrol zengini ülkelerin yöneticilerine verilmiş bir gözdağıydı şüphesiz.